Hello bitches bitcheslar kanalıma ve kovana hoş geldiniz sonunda kitabım çıktı sonunda kitabım çıktı arkadaşlar yıllardır <laughs> aylardır beklediğim lafını ettiğim sizlere çıkacak çıkacak dediğim kitabım sonunda çıktı bu videoda bu artık çıkarttığım kitabı sizlere tanıtacağım ve e, sonunda içinde neler var Sizler için neler yazdım, bu kitabın içeriği neleri barındırıyor, neden bu kitabı yazdım, daha sonrasında bu kitap çıkarma aşamasında neler yaşadım, nasıl çıkarttım bu kitabı, bunları konuşacağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz, videonun içeriğinde bir de çekiliş mevcut. Sizler için bu kitabı bir kişiye imzalı olarak ücretsiz vereceğim, Cadılığın El Kitabını, sizler için bir kişiye ücretsiz vereceğim. Fakat bunun için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor ve çekiliş için neler yapmanız gerektiği konusunda da benden bu konuda bilgi alabileceksiniz. Eğer hazırsanız, atıştırmalıklarınız hazırsa videoya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ilk olarak kitabımın ismi Cadılığın El Kitabı. İsminden de anlaşıldığı üzere Cadılıkla alakalı klasik bilgiler yer alıyor aslında. Her cadının elinin altında bulunması gereken bir kitap. Insula yayınlarının harika kitap, harika kitap yayınlarının ve e, Paydos yayın evinin, Paydos yayıncılığın çıkarttığı bir kitap bu arada. Videonun sonlarına doğru kitabı basım aşamasında, kitabı çıkartma aşamasında neler yaşadım, nasıl kitabı çıkarttım. İşte kitabı çıkartmak isteyen için ya yani, kitap yazıp çıkartmak isteyenler için de hani örnek olacağını düşündüğüm bir konuşma da yapacağım süreci anlatacağım ama sizlere ilk önce bu kitabı anlatmak istiyorum arkadaşlar cadılığın el kitabı el boyutunda böyle böyle el boyutunda bir el boyutunda bir kitap ufak bir kitap 128 sayfalık bir kitap. Eleştiriler, eleştiriler her zaman açığım bu arada. Fakat şu eleştiri geleceğine eminim. Zaten bu bilgileri biliyorduk. Ki bence, bence içinizde bu bilgileri bilmediğini düşündüğüm yüzlerce insan var. Ne kadar biliyorum deseniz de. Bunlar klasik şeyler dediğiniz bir kitap olmuş olabilir. Ee, zaten e, içeriğine bakınca da şimdi birazdan anlayacaksınız ama Bence konu başlıkları sizin bildiğiniz klasik bilgiler olabilir ama asla konu başlıkların altında yazanlar sizin bildiğiniz bilgiler değil. Bu konuda böyle ufak bir dipnot geçmek istiyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. Bu kitabı neden sıfırdan, sırf cadılığın el kitabı olarak yazdım? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de cadılık üzerine, witchcraft üzerine, Wicca inancı ve Wiccan olmak üzerine konuşmalar yapıyorum programlara katılıyorum. Ve bu konuda bence önde gelen isimlerden biriyim artık. Artık mütevazi davranmak istemiyorum. Artık mütevazi davranmayacağım. <laughs> yani bence önde gelen isimlerinden biri oldum artık. Amacım tabii ki de her zaman için cadılık konusunu, witchcraft konusunu, spiritualizm, paganizm ve işte bu tarz ruhani öğretiler konusunda hiçbir şey bilmeyen insanlar için ...artık bir şeyler gösterebilmek, biz buradayız diyebilmek. Aslında bu kitabı yazmamın amaçlarından biri de kesinlikle bu. Ee, kitapçıda gördüğünde, ya bu neymiş böyle deyip eline aldığında... ...cadılık mı, nasıl yani, cadılık gerçek mi, cadılık sadece filmlerde geçmiyor muydu... ...cadılık sadece büyü yapan insanlara mı deniliyor vesaire. Bunun gibi kafasında soru işareti olan ve hiçbir şey bilmeyen insanlar için aslında bir örnek oluşturması adına yazdığım bir kitap. İçeriğinde ilk başta bir tılsım var arkadaşlar. Bu tılsım aynı zamanda benim koluma da yaptırdığım özel bir tılsım. Şans tılsımı olduğuna inandığım ve iyi şans getirdiğine inandığım bir eski bir tılsım. Abra kadabra yazıyor. Aynı zamanda eski okültizmde hem şans... Hem de e, abrakadabra biliyorsunuz sihirli bir sözcük, böyle sihirbazların kullandığı bir sözcük aslında. Ama öyle değil, e, aynı zamanda çok eski çağlarda şifacı doktorların da kullandığı bir sözcükmüş. Fakat daha sonrasında okültizm de e, evrile evrile e, bir şans tılsımı haline gelmiş diyebiliriz. Kitabın ilk başında bu var. Daha sonrasında baktığımızda eğer bu kitap elindeyse içinde uyanmayı bekleyen bir güç var demektir. Şimdi tüm cesaretini topla, gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Bu kelimeleri söyle. Ruhumun ışıldamasına izin veriyorum. Ruhumun ışıldamasına izin veriyorum. Ruhumun ışıldamasına izin veriyorum. Kitabın başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. İçindekiler kısmına geldiğimizde Vika nedir? Vikan nedir? cadıların öğüdü elementler tanrı ve tanrıçalar pagan bayramları altar sunak içerisi altar ne demek sunak ne demek ve altar içerisinde neler olmalı semboller kristaller mumlar büyük keseleri ve son söz yer alıyor son söz kesinlikle okunmalı bu arada kitabı aldıktan sonrasında giriş kısmında tabii ki de önce ufak e, witchcraft vika ve vikan olma yolunda ilerlediğim gidişatı yazdım yolu yazdım diyeyim e, bu konuda sizlere yaşadığım deneyimleri anlattım. Neden bu yola girdim? Niye bu kitabı yazdım? Vesaire. Daha sonrasında kitabın ilerisinde tabii ki cadılığa giriş kısmı var. E, şöyle cadılığa giriş kısmı var. Vika ne demektir? Bunu anlatıyorum. Burada okumayacağım tabii ki. Ama size ilk cümlesini okuyayım. Vika modern doğa temelli bir pagan dinidir. Ritüeller ve uygulamalar Vikan olarak tanımlanan insanlar arasında farklılık gösterse de çoğu gözlem gündönümü ve ekinoksların festival kutlamalarını bir erkek tanrı ve bir dişi tanrıçanın onurlandırılmasını ve ayinlere, bitkicilik ve diğer doğal nesnelerin dahil edilmesini içerir diyerek devam ediyorum. Diğer konu başlığımız ise ay ne kadar heyecanlıyım ne kadar heyecanlıyım. <laughs> Vikan Vikan Vika inanışlarını uygulayıp hayatını bu inancı adamış kişilere denir. En sondaki N harfinden dolayı çoğu kişi Vikan ve Vika arasındaki farkı genelde karıştırıyor. Gibi gibi. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonrasında cadıların öğüdü var. Vikanidi dediğimiz tüm cadıların öğrenmesi gereken ve cadılığın temelini oluşturan öğüt. Yani bu Vikan e, öğüdü, cadıların öğüdü. Bir cadının neler yapması, neler yapmaması gerektiği konusunda ipucu veren e, tılsımlı bir şiir. Daha sonra elementler konusu arkadaşlar. Hava, ateş, su, toprak ve ruh olan beş elementin e, neler içerdiğini ve bu elementlerle neler yapabileceğimizi anlatıyorum kitapta. Daha sonrasında Tanrı ve Tanrıçalar kısmı var. Tanrı ve Tanrıçalar kısmındaysa baktığımız zaman Tanrı ve Tanrıça ne demek ve Tanrı ve Tanrıça bir, e, çok hepsini ele alamadım. E, basit kavramlarla örnek vermek adına birkaç tanrı ve tanrıçadan bahsettim. Tabii ki detaylı olarak anlatamadım. Daha sonrasında pagan bayramlarını anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Pagan bayramlarında neler yapılır? Sabatlar, pagan bayramları Hangi güne denk geliyor ve pagan bayramı ne demek, sabahlar ne demek? Ee, tabii ki ilk önce bunu anlatıyorum. Pagan bayramlarının tarihlerini, pagan bayramlarında nasıl bir ritüeller, ritüel uygulayabileceğinizi, pagan bayramlarının temelini bu kitapta gene anlatıyorum arkadaşlar. İlerisinde altar ve sunak hazırlama, altar ve sunak aynı şey. Ee, altar hazırlama, sunak hazırlama. Kitabın ilk cümlesi şöyle: <laughs> Altar ya da diğer ismiyle sunak cadılık inancında önemli bir yer taşır. Genel olarak kullanımı zorunlu olmasa da kullanıldığında size yapacağınız çalışmalarda daha fazla geri dönüş sağlayacağını söyleyebilirim diye devam etmişim. Atem, Zil, Besom yani süpürge, Gölgeler kitabı, Mumlar, Kazan bunlar hakkında bilgi verdim. Kehanet araçları, Tılsım, Değnek size bunlar hakkında bilgi verdim kitapta. Aynı zamanda kitabın içerisinde basit cadılık sembolleri doğanın, evrenin cadılık üzerinde uygulayabileceğiniz sembolleri de mevcut. Bunlardan en basiti işte üçlü ay, daha sonrasında şöyle boynuzlu ay, beş köşeli tılsım gibi devamında ilerliyor. Böyle tılsımlar var vesaire vesaire vesaire. En son değil tabii ki. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi Kitabın çekilişine nasıl katılacağınızı söyleyeceğim size. <laughs> Beni buraya kadar izlediyseniz gerçekten şanslısınız demektir. Eğer kitabı kazanmak istiyorsanız bir kişiye ücretsiz olarak e, kendim imzaladığım kitabı vereceğim. Yani böyle e, Tarkan'mışım gibi imzalayacağım falan böyle hani bayağı e, o tarzda yani <laughs> imzalayacağım ve vereceğim. E, çekilişi kazanmak için arkadaşlar öncelikle bu videoyu... Instagram story'nizde beni etiketleyerek paylaşmanız ve arkasından hashtag çekiliş, hashtag cadılığın el kitabı etiketiyle story'e eklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise çekilişe katılmaya hak kazanmış bulunacaksınız. Çekiliş sonucunu sizlere Eylül'ün 13'ünde Instagram story'imde Kazananı açıklamış olacağım. Umarım hak eden kazanır. Zaten bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çoğunuz hak etmişsiniz demektir. <laughs> Şimdi devam ediyorum. Kristaller var daha sonrasında. Kristalleri anlatıyorum. Yani doğal taşlar. Hangi kristal, hangi doğal taş, hangi e, süreç için kullanılır? Aşk ve sevgi, sağlık, kariyer, kaygı, stres, depresyon. Yani işte bu tarz durumlar için hangi doğal taş kullanılmalı? Ve e, tabii ki sadece hangi doğal taş kullanılmalının öte sıra bu doğal taşın ne işe yaradığını da sizlere açıklıyorum. Yani sadece kaygı için siyah obsityen deyip işte e, pozitif enerji için siyah turmalin deyip e, böyle geçiştirmiyorum. Siyah turmalinin mesela ne işe yaradığını açıklıyorum. En basit örneğiyle bütün doğal taşları kitabında açıkladığım gibi. Bitti mi? Hayır. Tabii ki de bitmedi. İçerisinde daha sonrasında Mumların büyüdeki önemi var arkadaşlar. Mumlar neden büyüde önemlidir? Bunu açıklıyorum ve hangi mum hangi büyüde kullanılır? Ee, bunu sizlere yazdım. En son olarak artık bitti mi? Yavaş yavaş bitiyor. <laughs> sizlere büyük keseleri gösterdim arkadaşlar. Yapabileceğiniz zararsız 3 tane basit büyük kesesi var. Aşk kesesi, para kesesi ve Dilek Kesesi. Size bu üç tane kesenin tarifini verdim ve en son olarak Son Söz var. Bu Son Söz benim için önemli. Kitabı alırsanız mutlaka okuyun. Ee, kitap gerçekten cadılığın el kitabı. Küçücük, çok da küçük olmasa da içeriği gerçekten geniş olan bir kitap. Sadece e, hani bir şeyler yazmak için değil, gerçekten ilk defa cadılık kelimesini duyup Kitapçıda denk geldiğinde ya bu neymiş deyip eline aldığında böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten böyle bir inanış şekli varmış. Ve mantıklıymış belki de diyebileceği bir kitap yazmak istedim aslında. Daha geniş, daha geniş bilgiyi verdiğim kitaplar tabii ki de daha sonrasında gelecek. Ömrümüz uzun, önümüzde güzel yol var. Tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum bu kitabı İlk defa cadılık kelimesini duyanlar için yazdım genel olarak ve aynı zamanda tabii ki de cadılık yolunda ilerleyip elinin altında bir kitap bulması, bulundurması için, yatağının başında bir kitap olması için ve acil durumlarda bilgi edinmesi gerektiğinde elini bu kitaba atması için yazdım. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Aranızda kitap almış olanlar varsa yorumları kesinlikle belirsinler. Olumlu olumsuz her türlü eleştiriye açığım arkadaşlar. Bu kitabı peki nasıl bastırdım, nasıl böyle bir süreç ilerledi? Bu da çok ilginç bir hikaye aslında baktığımızda. Ben kitabı yani kitap yazmıştım yani şöyle yazmıştım aslında. Ee, biliyorsunuz bayağıdır bu konuyla ilgiliyim, bu inançla yaşıyorum. Küçüklüğümden beri edindiğim işte ufak tefek bilgileri ve klasik temel bilgileri aslında bir döküman haline getirmiştim. Ee, ve bunu sürekli Kitap çıkarmadan önce canlı yayınlarda zaten belirtiyordum kitap çıkarmak istiyorum, kitap çıkarmak istiyorum artık bir kitabım olsun diye. E, fakat matbaa fiyatları arkadaşlar o kadar pahalıydı ki gerçekten e, kitap çıkarmak bir o kadar zor. Bu süreçte canlı yayınımı izleyip kitap çıkarmak istediğimi dile getirdiğimi söylediğimde canlı yayınımı izleyip bana destek olan insula yayınlarına, harika kitap evine... Ve Paydos Yayın Evi'ne buradan çok teşekkür ederim. Aynı zamanda e, en özel, en özel teşekkürlerimi buradan Demet'e e, iletiyorum. Demet gerçekten sen benim hayatımda karşıma çıkan e, büyülü insanlardan birisin. E, bunun için ekstra ekstra teşekkürler sana çünkü bu kitabı çıkarmamdaki en büyük yardımcı olan kişi e, demek. Umarım kendisinin de karşısına çok güzel şeyler çıkar. Umarım kendisinin de hayatı çok güzel olur. Öyle söyleyeyim. Yani bütün güzel dileklerimi iletiyorum. Yani çünkü benim bir hayalim gerçekleşti aslında onun sayesinde. E, kitabın son sözünde de zaten ekstradan Teşekkürlerimi kendisine sundum. Gerçekten çok içten bir şekilde. Durum bu şekilde arkadaşlar. Çekiliş için videonun ortasında zaten söyleyeceğimi söyledim. Umarım çekilişi kazanan insanlardan biri siz olursunuz. Onun haricinde kitabımı satın almak isterseniz yorum sabitlenen yorumlara ya da açıklama kısmına kitabı alabileceğiniz link bırakıyorum. Kitabı oradan satın alabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle ve sağlıkla öpüyorum. Bay bay.